C kısmı. F'nin 6. türevinin 0'daki türevini bulunuz. F'nin 6. türevini bulmak isterseniz herhalde sonsuza kadar sürerdi. Sonra da 0'daki değerini bulmak, burada x kare var, yani çarpım kuralını ve zincir kuralını defalarca kullanırdık ve iyice karışık bir çözüm olurdu. Ama burada önemli bir ipucu var. F'nin 0 etrafındaki Taylor serisinin ilk 4 terimini bulmamızı istedikleri için 6. türevin 0'daki değerini daha kolay bir şekilde bulabileceğimizi düşünüyorum. Bir önceki soruya dönelim. F'nin Taylor serisinin 0 dışı ilk 4 terimini bulmuştuk. Ve buradaki Taylor serisi tanımına bakarsak, bu serinin anlamını bir başka Khan Academy videosunda işliyoruz. Serinin her teriminin katsayısının bu türev olduğunu görüyoruz. Bu Taylor serisi 0'ı merkeze almış, soruda da bu isteniyor. Katsayının türev bölü derecenin faktöriyeli olduğunu görüyoruz. Buna göre ikinci dereceden terimin katsayısı, f'nin 0'daki ikinci türevi bölü 2 faktöriyel, dördüncü dereceden teriminin katsayısı, f'nin 0'daki dördüncü türevi bölü 4 faktöriyel. Buna göre 6. dereceden terim, neyi bulmaya çalıştığımızı hatırlayalım, f'nin 6. türevinin 0'daki değerini bulmamız isteniyordu. 0 merkezi olarak alan Taylor serisini düşünürseniz, serinin 6. terimi, f'nin 6. türevinin 0'daki değeri çarpı x üzeri 6 bölü 6 faktöriyeldir. Taylor serisinin 6. terimi budur. İstediğimiz terim karşımızda duruyor. 6. dereceden terim bu. Bir önceki soruda bunu bulduk. Buradaki terim 6. dereceden terim. Burada x üzeri 6 var. X üzeri 6. Burada 6 faktöriyel var. 6 faktöriyel. Buna göre bu eksi 121 f'nin 6. türevinin 0'daki değeri olmalı. Cevabımız bu. Bu eşittir eksi 121. Cevabı bulduk. Şahane.